Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir beğeniyi çok görmeyelim. Lütfen. Fenerbahçe ile adanılan teknik direktörlerden biri olan Volkan Demirel geleceğine ilgili açıklamalarda bulunduğu Hatay Spor Teknik Direktörü Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini bir nevi açıkladı. Ben bu haberi niye şimdi veriyorum? 2 gün sonra 3 gün sonra. Arkadaşlar videolarda belirtmeme rağmen hala yorumlarda şunu görüyorum. Senin herhalde gündemi geriden takip ediyorsun. Haberin yok şöyle böyle falan filan. Şimdi herkesin hayalleri hedefleri vardır. Şu an hedefim Atay Spor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var. Ama bu ilk hedefim Hatayspor Spor. Ee, bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım demişti. Şimdi arkadaşlar ben bunu detayına girmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hatay Lig'de oynadı. Fenerbahçe iki maçta da 5-0 kazandı. Adı ne olacak? yani. Şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak düşünüldü mü? Volkan Demir'e düşünüldü. İsmail Kartal kabul etti mi? Ee, Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak düşünüldü mü? Düşünüldü. Sergen Yalçın kabul etti mi? Kabul etti ama Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı kabul etti mi? O yüzden bazı şeyleri detayını bilmeseniz de olur. Fenerbahçe'ye 19'luk orta saha. Bakın ben burada duyumu veriyorum. Birkaç gün sonra sosyal medya. Ama tabii bu duyumu bir kardeşimizden aldığımı belirtmiştim. 19 yaşında orta saha oyuncusu Polonyalı Tomasz Pienko'yu kadrosuna katmak istiyor diye. Ee, ve çalışmalara devam ediyor. diye. Arkadaşlar bizim videodan sonra ben şunu gördüm. 5 yıllık imzalamışız. Bon servis vermişiz. Ya ben dedim ki böyle böyle diyor. Hani 400 bin euro maaş 5 yıllık sözleşme 2 milyon euro civarı bon servis deniliyor. Hani bana ulaşan bir şey yok ama kardeşimiz bu duyumu vermiş diyorum. Şimdi ihale bana kalmasın futbolcu Gelirse de gelmese de benlik bir durum yok. Normalde bizim bütün duyumlar sosyal medyaya düşüyor. Düşmesin ama bu başka bir şey. Bakın yine benim bir duyumum sosyal medyaya haber olarak şimdi düşmüş. Fenerbahçe Aleksandro'yu istiyor. Juventus'ta forma giyen Brezilyalı Solbek Aleksandro'yu Fenerbahçe gündemine aldı. Arkadaşlar bunu has takipçiler hatırlar. Biz bunun duyumunu verdik. Biz bunu bu kanalda konuştuk. Şimdi Calcio Merciato'nun haberine göre Juventus 2 milyon euro yıllık ücretten sözleşme teklifinde bulunmuş yeni deme Fakat kabul etmemiş. Henüz kararını vermemiş. Alnasser bazı MLS takımlarından da teklif aldığını söylüyor. E, 37 maça çıkmış bu sezon. 2 asist kaydetmiş. Arkadaşlar bizim buna ilgimiz var. Ama olur olmaz bir şey diyemem. Bizim buna ilgimiz çok çok önceden beri var. E, olur olmaz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Ama şu an... %5 falan ihtimal anca veririm. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması. Şimdi Fenerbahçe Teknik direktörü'nün adı geçiyor. Ben bu denklem için nasıl olmadım? ve olmayacağım da demiş. Şimdi Aykut Kocaman Sports dijital YouTube kanalına bazı açıklamalarda bulunmuş. Ee, ve ben bu denklem için nasıl olmayacağım? Demiş Aykut Kocaman. Fenerbahçe'nin atölyenin ayrılacağı söylediği günde atölyeler ararken böyle bir döneme denk gelmek. Ben bu denklem için nasıl olmadım? olmayacağım da onu söylüyorum demiş. Şimdi Başkan Ali Koç'un daha önce söylediği hani e, Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı sözlerinin üstüne. Ali Bey'in bu sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çok net görünüyor. Eğer böyle olsaydı bu kadar kriz ortamında 5 senedir Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi. Bir kişinin isminden bahsedilmedi. Aykut Kocaman. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa hata olarak düzeltilmeliydi. Tekrar söylüyorum. Bu ben bu denklemin içinde zaten yokum. Göreceğim sözlerinin bir anlamı var, oturacağı gideceği yer var, ve arkası var. Şimdi ben bu cümlelerden hepsini Aykut Kocaman'ın cümlelerinden hepsini saygı çerçevesinde okudum, dinledim. Yani din e, bu kısmı video olarak dinledim. Ama ben metin olarak bir yer gördüm. Benim telefonda da var. Bilmiyorum. İnşallah böyle bir şey dememiştir Aykut Kocaman'ın açıklamalarından. 0-0 biten Galatasaray'ın şampiyon yapıldığı süper finalin son maçı için aynen şunları demiş. Aynen şunları demiş bak. Aykut Kocaman aynen şunları demiş. Ee, biz şampiyon olmak değil bu sezon hayırlısıyla bir bitsin kafasıyla maça çıktık. Benim de maç taktiğim bu yöndeydi. Şimdi bu cümle ben maçı sattım cümlesinin aynı cümle şampiyon olmak için değil şu sezon hayırlısıyla bitsin kafasıyla maça çıktık. Devam ediyor. Biz zaten böyle bir sezonda bizde iki kupa kazandırmayacaklarını biliyorduk. Buna izin vermeyeceklerini biliyorduk ve öyle düşünüyorduk. Ya son maçta şampiyonluğu ezeli rakibine altın tepside sunmasını bu şekilde söylemiş. Bu utanç vesilesi lan böyle bir cümle kurmuş. Olamaz. İmkansız ya bu kepazelik ya. Bu rezillik. Lan Alex'i niye oynatmadı falan diye biz kıyamet kopardık o günde. Ya cevap 11 yıl sonra bu mu? Alex oynar da yanlışlıkla maçı kazanır şampiyon oluruz diye mi? Ya kardeşim eğer bunlar doğruysa böyle cümleler kurduysa ya Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin en büyük düşmanları arasına altın harfiyle yazılması lazım ya. Siz ne saçmalıyorsunuz? Ne demek bizi şampiyon yapmayacaklar? Lan bir maç. Allah'tan kork. Tamam. Sorumu değiştiriyorum. Mal olan mala soruyorum. Geri zekalı olan geri zekalıya soruyorum. Bir maçta şampiyon olmak mı? Türkiye Kupası'nı kazanmak mı? Hangi gerizekalı Türkiye Kupası'nı seçer? Hangi aptal Türkiye Kupası'nı seçer? Benim yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe zaten kazandıydı diye hatırlıyorum ama hafızam yanıltıyor olabilir. Diyelim Türkiye Kupası'nı kazandım. Lan salak adam derler adama. Eğer bir maçta şampiyonluğu kazanma ihtimali varsa kazan. Şampiyonu. Ya arkadaş ben bu cümleyi eğer bunu kullandıysa Aykut Kocaman an itibariyle benim gözümde bitmiştir. Fetullah Gülenciler ne taraftaysa Aykut Hocaman da o taraftadır. Bu kadar basit. Açık ve net. Açık ve net. Neyse çok fazla sinirlenmek istemiyorum. İsmail Kartal gelişmesini konuşalım. Jesus gitti. Fenerbahçe'de flaş hamleler. İsmail Kartal'la Fenerbahçe görüşmeyi gerçekleştirmiş. ilk görüşmeyi. Belki de ben siz bu videoyu izlerken kap yapılacak arkadaşlar. Belki de siz bu videoyu izlemeye İsmail Kartal'ın kapı gelecek. Gelmese de ben getireyim. Şimdi haberi A Spor yapmış. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe İsmail Kartal'la Pazartesi günü kulüp binasında görüşme yapmış. Ee, ve Abdullah Avcı geçiniz. Sergen Yalçın geçiniz. Bunlar aday oldukları söylenmiş. Cuma gününe kadar netlik kazanabilir demiş. Arkadaşlar 24 Haziran günü ben açıklama bekliyorum. Kap açıklaması bekliyorum. Daha önce yapılırsa taraftar çileden çıkmamış olur. Çıldırmamış olur. Zaten ben de buna ayar oluyorum. Harbi bir ayar oluyorum. Lan kardeşim. Taraftarın bu kadar e, hani duygularıyla oynamanın bir alemi yok ki. Gerçekten yok ya. Ya İsmail Kartal'sa İsmail Kartal bitti. Hani biz şey, işte, Conte falan beklemiyoruz ki. Bu, bu kadar uzatılması saçma. Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi. Şimdi öncelikle ben duyumlarımın arkasındaydım. Ve duyumlarım gerçekleşti. Milli takımdan dönene kadar Arda Güler hiçbir yere gitmeyecek dedim. Gitmedi. Arda Güler döndükten sonra görüşülecek dedim. Görüşüldü. 3 saatten fazla bir toplantı yaşanmış. Arda Güler ve babasıyla görüşmüş. Bu toplantıdan Arda Güler toplantıdan mutlu olarak ayrılmış. A sporun haberine göre kalma ihtimali ayrılma ihtimali kalma ihtimalinin daha yüksek diyor. Şimdi A spor böyle dediğine göre hayırlı uğurlu olsun Arda Güler devam ediyor. Çünkü A spor Fenerbahçe'nin düşmanı olmak yolunda depara kalkan Fenerbahçe taraftarının kinlendiği, Fenerbahçe taraftarlarından nefretle karşılanan, doğru habercilik yapmadığı düşünülen, Fenerbahçe taraftarını tahrik ettiği düşünülen Fenerbahçe taraftarının izlenimi bu yönde böyle bir kanal kimliğine büründü. Böyle bir kanal hüviyetinde onlar gitti diyorsa, kalma ihtimali düşük diyorsa kesinlikle Fenerbahçe'de kalıyordur. Önemli yönetim kurulu üyeleri de yer almış arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Sözleşmesi revize edilir. Arda Güler 40 milyon euro serbest kalma bedeli bu sezon için konulur. Önümüzdeki sezon için 65 milyon euro konulur. Bu şekilde de devam eder. Dinamo Zagreb'in Livakovic inadı. Altay'la sözleşme yeniledi Fenerbahçe 1. İrfan Can Eğri bon bonservisini aldı 2. uzun süredir Dominik Livakovic'i Fenerbahçe renklerine bağlamak istedi 3. Arkadaşlar şimdi A planı, B planı, C planı ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Acaba bu dümen olabilir mi? Bu bir palavra olabilir mi? Mustafa hocanızın dahi yediği bir palavra olabilir mi? Taraftar öfkeli. Taraftar tepkili. Alan, aman taraftarın dikkatini biz başka tarafa çekelim. Ne Ali Koç'a sövsünler. Ne Fenerbahçe'ye sövsünler diye. Taktik olabilir mi? Çünkü İsmail Kartal. Bak adı anılanlar. Hani İsmail Kartal. Ben artık hayırlı olsun gözüyle görüyorum ama. İsmail Kartal benim bildiğim yabancı kaleci oynatmaz. İki tane Türk pırıl pırıl genç varken asla yabancı istemez. Sergen Yalçın, Sergen Yalçın altyapıdan kaleci oynatır. Yine yabancı oynatmaz. Ki Karius herhalde onun dönemindeydi. E, adam orada bile kestiydi diye hatırlıyorum ya. Bu Utku'yu falan oynattı diye hatırlıyorum. Utku'yu Ersin'i falan Sergen Yalçın çıkarttı diye hatırlıyorum. Öbürü belki öteki şu bu. Hepsi Türk kaleciyle çalıştı. Hiçbirinin yabancı kaleci fetişizmi yok ki. Bir de 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Kaleciden yana hani, e, yana kullanıp ikiye düşürüp daha kolay taktikte çıkmak varken bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Ben açık söyleyeyim. Bence biz Livakovic konusunda keklendik. Bizi yönetim kekledi. Dedi ki alacağız alacağız. Bak ben şu an üyelere verdiğim duyma aynısını size de söylüyorum. Livakovic iptal. Yani çok önce söyledim bunu. Beklemeyin dedim. E, geliyor deseler de inanmayın dedim. Çünkü iptal 10 milyon euro falan filan. Bir kaleci 10 milyon euro verilmez. Ha diyeceksiniz ki hocam. daha da mı aynısı? Allah da şahidim, sizler de şahidimsiniz. Zaha konusunda aynısı değil. Yani zaha konusunda size garanti veririm. Değil. Çünkü görüşmeleri biliyorum. Başka? Ee, Hakim Ziyek. Arkadaşlar Hakim Ziyek için Chelsea kulübü ikili ilişkilerimiz iyi. Devre arasında dediler ki sezon sonu gelin size kolaylık sağlarız. altı yani 6,5 milyon euro lafı da küçük bir duyumda geçti. Ben onun üstüne sürekli bunu söyledim. Bak ya düşün Hakim Ziyek konusunda bile ben size numara değil diyorum bir yoklama çekildi diyorum ha olmayacak transfer o ayrı mesele ama yoklama çekildi. Başka ee, Orsolini işte öbürü bunlar da arkadaşlar hani Orsolini'nin kulübü bizden Rossi'yi istedi. 4 milyon euro para teklif etti. Biz de 9,5 milyon euro dedik. Onlar da asla 9,5 etmezdi. İyi o zaman siz bize 4 milyon euroyu Orsolini'yi verin dedik. Söze girdik. Bu da böyle bir transfer şey ama burada bir sıkıntı var. Yani burada bir sıkıntı var. Ee, nasıl bir sıkıntı? Bilmiyorum. Nasıl bir sıkıntı var? Sizle soruyorum. Ben Livakovic olayının saçmalığını düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe kombine fiyat listesi. Maraton A, I blok 18.000'den başlıyor. B blok 22.000, bin, 40 40.000'e kadar gidiyor. Maraton üst 9.000'den başlayıp 15.000'e gidiyor. Fenerium alt 18.000'den 150.000'e gidiyor. E blok VIP. Fenerium üst 9.000'den başlıyor. 15.000'e gidiyor. Yani Maraton ve Fenerium. Ee, divan kurulu üyeleri Maraton alt H blokta 8.800. Bak bu da salaklık. Ver 25 tane. 30 bir de Fenerbahçe Divan kurulu üyesiyle fakir midir ya? Versin. Kale arkaları 6.500. Öğrenciler 3.250. Ben az buldum. Açıkçası 20-30 bin. Yani en az 20.000 olması lazım kombinelerin. Gelmesin taraftar. Nasılsa örgütlenemiyorlar. Nasılsa kombine organize tezahürat yapamıyorlar. Durumlar böyle olsun. Toparlayalım. İsmail Kartal benim gözümde hayırlı olsun. Arda Güler benim gözümde Uzatıyorum. Hayırlı olsun. Aleksandro teklifimiz vardı ama zannetmiyorum. E, Livakovic bence palavra. Altay İrfan Can'la devam edilir. Volkan Demirel olmayacak. Bu sebebi anlattım. Bienko ben düşünmüyorum. Başka e, Aykut Kocaman'ı konuştuk. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.